Bu videoyu tıkladığınıza göre muhtemelen kredi kartı borcunuz var. Sadece kredi kartı borcunuz olduğunu da hiç tahmin etmiyorum. Başka borçlarınız da vardır ve bununla ilgili çok iyi hissetmediğinizi tahmin ediyorum. Buraya kadar normal yalnız değilsiniz. Milyonların hayatı bu şekilde yürüyor şu anda. Yalnız ben size başka bir şey önereceğim. Borçlu hissetmek, geçim sıkıntısı, stres bunları bu 5 dakikalık video boyunca bir kenara bırakın. Yok sayın. Borçlarımızın hepsi kapandı nakit akışımız harika. Harcayabileceğimizden fazlasını kazanıyoruz ve geçim derdi diye bir şey bizim sözlüğümüzde artık yer almıyor. Geçmişte kaldı. Nasıl hissediyorsunuz? Şimdi buraya kadar izlediyseniz bu adam ne zırvalıyor? Benim gerçekliğime tamamen zıt bir şey söylüyor diyorsanız bu da çok normal. Çünkü bilinçaltınız tetikleniyor ve sizin gerçekliğinize zıt bir şeyi duymanıza bile izin vermiyor. Muhtemelen İlk bir dakikanın sonunda çoğu insan kapattı bile videoyu. Kalan azınlıkla devam edelim. Çok önemli. Kendinize hayalende olsa şimdilik hayalen sonra böyle olmayacak. İyi hissetme hakkını vermezseniz işte o borçları gittikçe artan kişi olarak kalmaya devam edersiniz. Borçları yapan ve arttıran kişi başkası. Bunu çözecek olan ve geçim derdini yenecek olan ise bambaşka biri. Sizi oraya çekmeye çalışıyorum. Bana izin verin. Bu video sonuna kadar söylediklerimi kafanızda canlandırın ve neler hissettiğinizi düşünün. Bırakın borç içinde yüzmeyi. Geliriniz giderinizin çok üstünde. Herhangi bir geçim derdiniz yok. İnsanlara yardım ediyorsunuz. İnsanlar size gıptayla bakıyor. Yerinizde olmak istiyorlar. Sizi kıskanıyorlar. Çünkü onlar geçim derdi yaşıyorlar. Çünkü onlar da biraz önceki haliniz gibi kendilerine bu izni vermiyorlar. Ne izinden bahsediyorum? Hayal edin. Ne hissediyorsunuz? çocuklarınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle zaman geçirdiğiniz, saatinizi satmak zorunda olmadığınız, bir takım pasif gelirlerinizin geçiminizi kolaylıkla sağladığı ve sizin zihin, enerji, zaman, bütün kaynaklarınızı yapmak istediğiniz şeyle ayırdığınız bir dünyayı düşünün. İyi hissediyor olmalısınız, birazcık bu ruh halinde kalabildiyseniz frekansımızı arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü bilim söylüyor ki farklı duyguların, ve düşüncelerin farklı frekansları var. Kendi halimize bırakırsak bunlar düşüyor. 200'lere, 100'lere hatta daha altına iniyor. Korku, stres. Kendi halimize bıraktığımızda doğal olarak yaşadığımız şeyler. Bunlar size özel değil ama burada kalmak durumunda değiliz. Size mesajım bu. Yeni geliyorsa bu mesaj size bir dinleyin çünkü bugüne kadar yaptıklarınızı yaparak muhtemelen bundan sonra durumunuz değişmeyecek. Yeni şeyler yapmanız gerekiyor. Borçlarınızı ödeyecek ve sizi geçim derdinden kurtarıp başka bir gerçekliğe taşıyacak olan kişi başka kişi ve ona önce zihinsel duygusal olarak dönüşmeniz sonra fiziksel gerçekliğinize de dönüşmeniz mümkün. Bu kanalda 34 videodur bunun yollarını anlatıyorum ve özellikle bu videoyu çekmek için şu anı seçtim. Çünkü kişisel olarak benim hayatımda da şu anda beni rahatsız eden diyelim ki 3800 dolarlık bir risk var. Diyelim ki dedim ama gerçekten bu bir sorun yaşanıyor bir rezervasyonla ilgili ve çözemezsem bana 3800 dolara mal olacak. Bu gerçek. Sabah bu riskle, bu tatsız haberle uyandım ve iki seçeneğim var. Kendimi olağan akışa bırakıp o riskin beni rahatsız etmesini ve tekrar 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 kendimi kötü hissetmemeye yol açacak düşüncelere kapılıp gitmemi kabul edebilirim veya o gerçeklik orada bakın o yok değil, hala var ama benim zihin durumum benim hissettiklerim onu yok sayıyor. Bir süre yok sayacağım, başka şeylere bakacağım, kafamı başka yere çevireceğim, potansiyele, kazanca, iyi hissetmeye, frekansımı yükseltmeye odaklanacağım. O ya kaybolacak ya o sorunu bu yeni zihniyetle, yüksek frekansla ezip geçip çözeceğim ya da öyle bir potansiyel, öyle bir kazanç, öyle bir fırsat yine yüksek frekans sayesinde karşıma çıkacak ki onu ödesem de, ödemek zorunda kalsam da bu beni dert etmeyeceğim kadar küçük, üzerinden basıp geçtiğim bir sorun olarak geride bırakacağım. Seçenekler gerçekten elimizde. Şimdi polyanlacılık oynamak değil bu. Boş konuşmak da değil. Farklı bir frekansta sorunları çözebilecek daha güçlü, daha dirayetli ve daha donanımlı bir haliniz var. Ona geçmek mümkün. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Bizim bir telegram grubumuz var. Orada mesela gün içinde frekansınız kaç? Şu anda fark edin. 200'lerin altında mısınız yoksa 400'ün üstünde misiniz? Çünkü 400'ün üzerinde çözülemeyecek şey neredeyse yok. O yüzden içimizde bir çocuk var, ağlıyor, tişörtümüzden çekiştiriyor. Bana bak, ben buradayım. Burada sorun var. Benimle ilgilen, başka bir şeye enerjini harcama, olumsuzluğu düşünme bile. Sadece bana odaklan diye ağlıyor. Hepimiz içinde var bu çocuk. Bir seçenek var. Ya ona teslim olup onun yönettiği bir yetişkin haline geleceğiz. 20'lerimizde, 30'larımızda, 40'larımızda, 50'lerimizde de olsak hala o çocuk tarafından yönetilen bir yetişkin olacağız. Ya da sen sus bakalım. Tamam sen ağlıyorsun ama sen bir çocuksun. Ben yetişkinim. Sorumluluğu alıyorum ve yapmam gerekeni yapıyorum. Yapmam gereken de o sorunu yok sayarak şimdilik ona odaklanmak yerine olumlu frekansta kalmaya, sorunları çözebilecek zihniyete yükselmeye öncelik vererek onun üstesinden gelmek. Nasıl olacağının önemi yok. Ne zaman olacağının önemi yok. Her şeyi hemen istediğimiz gibi çözmeye çalışan bir çocuğuz. Biz ağlıyoruz ama çocuklar ağlayarak her istediklerini elde edemezler. Biliyoruz ki yetişkin olarak onlara bir çerçeve çizeriz ve onun içinde makul bir insan gibi davranmalarını hem zorlayarak sağlarız hem de yetişkinliğin bunu gerektirdiğini onlara göstererek öğretiriz. Kendi çocuğunuza teslim olmayın. Nasıl evliyseniz veya çocuğunuz varsa ona teslim olmuyorsanız her istediğini size yaptırmasına izin vermiyorsanız içinizdeki çocuğa da ebeveynlik yapmak sizin sorumluluğunuz. Şefkat istemek, şikayet etmek en kolay davranış ilk aklımıza gelen. Ay canım sıkıldı, borçlarım var, şefkat gösterin, devlet yardım etsin, ailem, arkadaşlarım yardım etsin, benden varlıklı insanlar yardım etsin. Bu zayıf bir pozisyon. Kendinize bunu yakıştırmayın, bunun üzerine çıkın. Ve o ruh halinde, o zihin durumunda çözümlerin size ne kadar kısa sürede önce sinyaller olarak sonra gerçek çözümler olarak geleceğine inanamayacaksınız. Bu kanalda bunun pek çok örneklerini şimdiye kadar gördük ve insanlar videoların altına bunları yorum olarak yazıyorlar. Önce sinyal aramaya başlıyorlar. Bunu yaptığınızda başardığınızda size ödül olarak küçük bir sinyal geliyor. O sinyal herkes için farklı ama o olumlu sinyalleri aramaya başlayan birine dönüştüğünüzde işte sorun arayan ve sorunu büyüten daha çok borç, daha çok stres, daha çok geçim derdi, neredeyse peşinde koşan, kendimize işkence etmekten hoşlanıyormuşçasına bu insandan yetişkin, kontrolü eline almış, çözüm için yapması gerekenleri bilen veya çözümün gerçekleşeceğine inanan ve bu zihin halinden hareket ettiği için de çözümleri bulan kişiye dönüşmek mümkün. Ben sizden farklı değilim. Onun için örnek verdim. Ben de aynı sorunları yaşıyorum. Bir farkım varsa bu öğretileri başkalarından öğrendiğim ve uyguladığım için ona teslim olmuyorum. Sürekli içimdeki çocukla kavga halindeyim. O vazgeçmiyor, çekiştirmeye devam ediyor. Ama ben yetişkinliğimi demonstre ediyorum, ona gösteriyorum ve teslim olmuyorum. Bir farkımız varsa tek farkımız bu. Teslim olmamayı seçiyorum. Sonra her zaman, istisnasız her zaman ben kazanıyorum. Çünkü o çocuk, ben büyüğüm. Evet, çözüm elimizde. 9. dakikaya geldik. Muhtemelen videoyu izlemeye başlayanların %85'i izlemeyi bıraktı. Çünkü çocuk bırak onun dediklerini saçmalıyor. Gel sen benimle ilgilen. Ben geçim derdini yaşamaya, hissetmeye devam etmek istiyorum diyen çocuğa teslim oldular ve maalesef bu değişmedikçe yaşadıkları deneyim de aynı kalacak. Çünkü bugüne kadar yaptıklarınızı yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Farklı sonuçlar için farklı şeyler gerekiyor ve çözüm frekansınızı yükseltmek başka frekansta sizi başka dertler bekliyor. Daha yüksek dertler ama bu şu anda yaşadığınız küçük kredi kartı borcuymuş, bilmem neymiş. Onlar geride kalacak, küçülecek. Başka büyük, daha büyük dertler sizi buldu diye neredeyse şükredeceksiniz. İşte farklı düzeyler var. Hangisinde kalacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Bu videoyu lütfen beğenin. YouTube olumlu başka sinyaller size göndersin. Bu algoritma ilk adım olsun. Benzer içerikleri size önermesi için kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aşağıdaki Telegram grubuna tıklayıp üye olursanız ücretsiz gün içinde size bu tür mesajları sürekli iletmeyi kendime görev edinmiş biriyim. Ve bunu ücretsiz olarak yapmaya devam edeceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.